Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizleri, eşlerimizi, aile bireylerimizi, ailece hepimizi Allah yolunda yürüyen, İbadetlerden zevk alan, haramlardan ve günahlardan nefret eden, sevdiği kulları zümresine ilhak eylesin. Maddi ve manevi hastalıklarımıza Rabbim şifalar ikram eylesin. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden yürümeyi, Ruz-i Mahşer'de onun Livaül Ham sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, cennette cemalullahı beraberce doya doya seyredebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan bütün kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin. Bilhassa Gazze'de dünyanın en büyük zulmüne maruz kalan o Gazze'deki kardeşlerimize evsiz kalmış, yurtsuz kalmış, kocasız kalmış, evlatsız kalmış, eşsiz kalmış, kolsuz, bacaksız kalmış, gıdadan mahrum, soğuk havada, yağmurda donma, ıslanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve acımasız zalimin zulmü pençesinin altında inim inim diyen bu kardeşlerimize Rabbim en kısa zamanda imdad eylesin, sıkıntılarını izale eylesin ve orada vatanlarını müdafaa noktasında, namuslarını, şereflerini müdafaa noktasında mücadele veren mücahit kardeşlerimize Rabbim gözüken ve gözükmeyen yardım ordularını göndersin. Düşmanlarını mağlubu makhur eylesin, paramparça eylesin, kalplerini korkuyla doldursun, kaçacak delik arayanlardan eylesin. Mücahitleri de mansur-u muzaffer eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu mutlu günü görmeyi, Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın hürriyetine kavuştuğu mutlu günü görmeyi de millet olarak bizlere, alem-i İslam olarak bütün Müslümanlara nasip eylesin. Siyonizmin bittiğini, müttefikleriyle beraber çöktüğünü, rezil ve perişan olduğunu, putlarını, güç ve kuvvetlerini putlaştıran bunların putlarıyla beraber mahvolduğunu görmeyi Rabbim nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, ders itibariyle oruçla alakalı bir bölüm işlemiş olacağız. Oruçla alakalı, oruçlu olan insan nelere dikkat etmesi lazım? Bazı şeyler vardır ki orucu bozar. Bazı şeyler var ki orucu bozmaz ama oruçlu insana dikkatli olması tavsiye edilir. Yani mekruh dediğimiz şeyler var. Orucu bozanlar var, bozmayanlar var. Orucu bozanlardan kefareti gerektirenler var. Günle günü kazayı gerektirenler var. Orucu bozmayanlara baktığımız zaman bunlar içerisinde tahrimen mekruh dediğimiz, harama yakın derecede hoş olmayan, mekruh olan şeyler vardır. Bir de tenzihen mekruh dediğimiz şeyler vardır. Alâ külli hal bir oruç, namaz gibi ibadet olduğuna göre kamil bir ibadet olabilmesi için usul ve kriterlere uymak lazım. Yani farzlar aksadığı zaman, orucun farzları aksadığı zaman oruç bozulur. Farz ve vacipler aksadığı zaman o ibadet ya hiç olmamış olur veya noksan olmuş olur. Diyelim ki bir namaz farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle yapılmış olursa bu kamil bir ibadet olmuş olur. Eğer farzlardan birisi aksarsa hiç ibadet olmaz. Yani geçerli olmaz. Geçerli olmayınca artık ibadet değildir. Vaciplerden birisi aksarsa, ibadet ana omurgasıyla beraber olsa bile
tahrimi bir kerahat var işin içerisinde. O namaz içerisinde iadesi vaciptir. Yani bir insan namaz kıldı. Namazın vaciplerinden bir vacibi terk etti. Selam verdikten sonra bunu öğrendi. Anladı ki ben bir vacibi terk ettim. Zaten namazın içerisinde bir insan bir vacibi terk ederse unutarak sehiv secdesiyle onu telafi ediyor. Ama bir vacibi terk ederek namazı kıldı. Namazdan ayrıldı. Sonra hatırladı ki ben bu namazı efendim bir vacibi terk ederek kıldım. Vakit içerisinde ise o namazı yeniden kılması. Ona kaza denmiyor zaten. Yeniden kılması gerekiyor. Ama vakit geçtiyse farzlar, rükünler yerinde olduğundan dolayı ibadet eksik de olsa tamamdır. Kaza etmesi gerekmez vakit çıktıktan sonra. Demek ki namaz ibadeti farzlar olmazsa ibadet sayılmıyor. Farzlar olunca ana umde oluşmuş oluyor ve böylece ibadet borcumuz yerine getirilmiş oluyor. Vacipler ise farzlara yakın bir görevdir, ehemmiyet arz eder ama farz kadar değildir. Yani vacip olmayınca sehiv secdesiyle iş telafi ediliyor. Sehiv secdesi de unutulmuşsa zaman içerisinde, vakit içerisinde o namazı yeniden iade etmek vacip oluyor. Vakit geçtikten sonra yeniden iade edilmiyor, kaza da edilmiyor. Yani noksan olarak bizim amel defterimize kaydedilmiş oluyor. Oruca gelince orucun da farzları vardır. Vacipleri, sünnetleri, edepleri vardır. Eğer biz bütün bunlara dikkat ederek orucumuzu tutarsak oruç kamil bir oruç olur. Her insanın tuttuğu oruç aynı sevapta değildir. Diyelim ki Ramazan'da 100 kişi oruç tutuyoruz bir iş yerinde veyahut da bir ofiste neyse. 100 kişi oruç tutuyoruz. Bu 100 kişinin tuttuğu orucun sevabı elbette kriterlere uyduktan sonra her birisi oruç sevabı alır. Ancak herkesin sevabı aynı değildir. Yani orucu daha kaliteli tutan insanın sevabı daha kalitesiz tutan insana göre fazladır. Rahatsız olduğu halde oruç tutan insanlar, çalıştığı halde oruç tutan insanlar, bir de yattığı yerden sabahtan akşama kadar uyuyarak oruç tutan insanlar vardır. Elbette bu iki oruç aynı değildir. Fakat biz şuna dikkat etmemiz lazım. İbadetler Allah için yapılır ve karşılığını bize Allah verecektir. Ben 50 sene namaz kılsam, kıldığım namazı kendime göre kılsam, ilahi kriterlere göre değil, bana da yarın Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu 50 yıllık namaza hiç mükafat vermemiş olsa, kulum sen sana göre kıldın, bana göre kılmadın ki, benim kriterlerime göre kılmadın ki derse ben ne yapabilirim? Yani ben bu aşığımı kapatacak bir yol bulabilir miyim? 50 senelik namazım kabul edilmediyse bir alternatif bulabilir miyim? Madem ki bizim ibadetimizi Allah kabul edecek, o kriterlere, onun kriterlerine uygun bir şekilde yapmalıyız. Yani ibadet, ibadet olarak yapılır. İbadet, adet olarak yapılmaz. Adeten, işte ben böyle alıştım, böyle gideyim. Ben alıştım. Ya benim alışmam önemli değildir burada. Önemli olan benden istenendir. Yani terzi şimdi nereye göre elbiseyi diker? Aldığı ölçülere göre diker. Benim elim böyle alıştı deyip de atıyorum uzun adama kısa elbise keserse veyahut da kısa adama uzun elbise keserse vatandaş alır mı bunu? Şişman adama dar bir elbise keserse benim elim böyle alıştı dese. Yani önemli olan burada elbiseyi satacağımız, vereceğimiz kişinin kabul etmesidir. O kabul etmezse biz ona elbiseyi nasıl vereceğiz? Teşbihte hata yok. Biz yaptığımız ibadeti Allah için yaparız. Bizim ibadete Allah'ın ihtiyacı yok ama ibadetin kriterlerini Allah ve Resulü belirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize öğrettiği kriterlere tabidir. Yani bizim orucumuzu bozan da onun orucunu bozmuş oluyor. Efendim biz oruçta dikkat etmemiz gerekenlere o da bir beşerdir sonuçta. Bizim örneğimizdir. O da dikkat edecektir. Dolayısıyla oruçlarımızı tutarken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Kamil bir ibadet olması noktasında nelere dikkat etmek lazım? Dersimizde bu konuyla ilgili hadis-i şerifler vardır. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz derler ki, enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme anil mübaşaratil saimi.
adamın bir tanesi gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, oruçluyken eşimi kucaklayabilir miyim der. Mübaşeret kucaklamak manasındadır. Bazıları hani el ele tutuşmak manası verseler de veya öpmek manası verseler de sonuç itibariyle insanın hani eşiyle olan münasebetlerinde cinsel ilişkinin dışında kucaklaması, onu öpmesi, bunlar oruçluyken olur mu olmaz mı? Diyelim ki tabii oruçlu olan bir insanın cinsel ilişkisi kefareti gerektiren, orucu bozan cinayetlerdendir. Peki oruçlu olan bir insanın cinsel ilişkiye girmesi haramsa, cinsel ilişkiye götürecek sebepler de yasak olmuş olur. Dolayısıyla bir insanın şehvetini tahrik edecek, dolayısıyla oruçluyken cinsel ilişkiye girmesine sebep olacak mübaşere-i fahişe dediğimiz, yani aşırı derecede şehvetini tahrik edecek bu tutuşmalar veya öpüşmeler elbette doğru olmaz. Bunlar en azından tahrimen mekruh olur. Ancak böyle bir duygu yokken mübaşere dediğimiz kucaklaşmak veya öpmek orucu bozar mı bozmaz mı? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin anlattığına göre adamın bir tanesi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, ben oruçluyken eşime sarılsam buna ruhsat var mıdır deyince ferahhasa lehu, zararı yok demiş ona aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aynı mecliste biz otururken ve etahu aharu fese'elehu fenehahu. Aynı mecliste biz otururken aradan biraz zaman geçti, bir başkası geldi. Aynı soruyu sordu. Dedi ki ya Resulallah, ben oruçluyken eşime sarılsam, onu kucaklasam bu zarar var mı? Buna ruhsat var mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır, bunu yapamazsın, yapmamalısın diye onu uyarmıştır. Şimdi birisi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat veriyor. Birisi geliyor ona ruhsat vermiyor. İkisi aynı şeyi soruyor. Ben oruçluyken eşime mübaşeret edebilir miyim, sarılabilir miyim, onu öpebilir miyim diyor. Ona izin veriyor. Bir sonra gelene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor, olmaz diyor. Biz de düşündük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı olayda iki farklı insana iki farklı fetva vermiştir. Birisine ruhsat vermiş, birisine ruhsat vermemiştir. Tefekkür ettik, acaba bu ne olabilir diye. فَاِذَلَّذ۪ي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ. Bir de düşündük ki bir önce gelip Efendimizin tamam sarılabilirsin dediği kişi yaşlı, pirifani birisiydi. Evet. وَاِذَلَّذ۪ي نَهَاهُ شَابٌ. Hayır yapamazsın dediği kişi de genç bir delikanlıydı. Yani birisi şehveti mütekamil olan bir delikanlı, birisi tabir caizse hayızdan nifastan kesilmiş, duyguların değerlerini aşağı yukarı tüketmiş, bu konuda zayıf birisi. Dolayısıyla o yaşlı olan insanın eşine sarılmış olması, hatta belki de onu öpmüş olması, şehvetini tahrik edip de bir yanlış yola sevk etme ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona izin vermiştir. Ama delikanlıya izin vermemiştir. Sonuç olarak baktığımız zaman bir insan oruçluyken, hele hele farz oruç tutarken eşini öpmüş olması bunun şehvetini tahrik edecek mi etmeyecek mi? Karşılıklı şehvet tahriki yükselip bunun cinsel ilişkiye dönme ihtimali var mıdır yok mudur? Bu ihtimale göre bunun tahrimiliği yani harama yakınlığı artmış olur. Çok zayıf bir ihtimal, hatta hiç ihtimal dahilinde değilse o zaman buna ruhsat verilebiliyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz her ikisinin durumunu nazara itibara alarak fetva vermiştir. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz soran insanın durumunu nazara itibara alarak cevap verdi. Diğer hadislerini incelediğimiz zaman çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Mesela adamın birisi geliyor diyor ki ya Resulallah bana tavsiyede bulun. Neyi tavsiye edersin? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona diyor ki sinirlenme diyor. Tamam ya Resulallah, anladım.
başka bir şey bana tavsiye et, ne tavsiye edersin deyince sinirlenme diyor. Adam tamam anladım ya Resulallah, bir başka tavsiyede bulun bana deyince sinirlenme demiştir. Demek ki bu adamın hayatında en büyük tehlike sinirlenmekti. Kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kolay sinirlenen bu insan sinirlendiği zaman kendine malik olamıyor, ne diline malik olabiliyor ne de eline malik olabiliyor. Kazandıklarının tamamını kaybediyor. Veyahut da hesabını veremeyeceği yanlış işlere müncer olmuş oluyor. Bu insanın muhtaç olduğu şey sinirlenmemektir ya veyahut da kızdığı zaman sinirine malik olmaktır. Bir başkası geliyor, ya Resulallah bana neyi tavsiye edersin deyince, anana babana iyi davranmanı tavsiye ederim diyor. Demek ki o insanın sorunu ana baba konusunda zaafı var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu ikaz etmiş oluyor. Sonuçta bu tavsiyelerin hepsini topladığımız zaman bu tavsiyeler herkese lazım olan tavsiyelerdir. Herkes için geçerli olan tavsiyelerdir. Ama birisi için çok önemli olduğu için onu söylemiştir. Bir başkası için, başkası önemli olduğu için ona bir başka tavsiyede bulunmuştur. Sonuçta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisine sorup tavsiye isteyen insanlara yapmış olduğu tavsiyelerin her birisini biz kendimize tavsiye olarak da alabiliriz. Burada bu hadis-i şerifte oruçlu olan bir insan eşine sarılabilir mi, sarılamaz mı? Yaşlı olan, şehvetine malik olan insanların sarılmasıyla genç olan, şehvetine malik olmayan insanların sarılması aynı değildir. Sonuç olarak orucu bozar mı, bozmaz mı? Sadece öpmekle oruç bozulmuş olmaz. Kucaklamakla da oruç bozulmuş olmaz. Orucu bozmaya götüren bir sebep olarak telakki edildiğinden dolayı ruhsat vardır veya yoktur gündeme gelmiş oluyor kıymetli izleyenlerim. Ve anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin bir başka rivayetinde kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine oruçla ilgili bir şey buyurmuş. Genel itibariyle diyorum yanlış ve eksik bilinen bir konudur. Hadis-i şerif bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Halk arasında affedersiniz kusmak orucu bozar mı bozmaz mı? Birçok vatandaşımız oruçlu olan bir insan kustuğu zaman orucu bozulur diye biliyorlar. Şimdi bir defa kusmak iki kısımdır. Ağız dolusu kusmak, ağız dolusundan az kusmak. Bu kusmak bir yerde oruçla alakalıdır, bir yerde abdestle de alakalıdır. Yani kusmak orucu bozar mı, abdesti bozar mı? Abdeste baktığımız zaman ağız dolusu olan kusmak abdesti bozuyor. Ağız dolusundan azsa bozmaz. Bir insan abdestliyken kusmuş olsa, kustuğu çok azcık olsa, ağız dolusu olmasa abdesti bozulmuş değildir. Ama farklı bir şekilde fazla kusmuş olsa, ağız dolusundan fazla kusmuş olsa abdesti bozulmuş olur. Oruca geldiğimiz zaman oruçta ağız dolusu olup olmamaktan ziyade bir insan istekli mi kusuyor, isteksiz mi kusuyor? Yani parmak salarak mı kusuyor yoksa içinden gelmiş, kendine malik olamamış öylesine kusmuş? Yani bir Arapça ifadesiyle gay var, bir de istika var. Yani bir parmak salarak kendi iradesiyle kusmak vardır. Bir de parmak salmadan midesi bulanmıştır. Kendi isteğinin dışında kusmuştur. Oruçla ilgili bu iki ayrıntı önemlidir. Abdestle ilgili ağız dolusu olup olmaması ayrıntısı önemlidir. Oruçla ilgili ise istekle olup olmaması önemlidir. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, men zer'ahul qay'u ve huve sa'imun. Bir insana kusmak galip gelse, yani gayri ihtiyari kusmuş olsa, ve huve sa'imun, oruçlu olduğu halde, feleyse aleyhi kadaun, onun orucu bozulmamıştır. Orucu tamamdır, o gününü kaza etmesi gerekmez diyor. Fıkıh kitaplarına yansıyan da budur kıymetli izleyenlerim. Yani bir insan parmak salmadan kendi iradesinin dışında mide bulantısı sebebiyle kusmuş olsa bu onun orucunu bozmaz.
وَمَنْ اِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. Bir insan parmak salarak kendi isteğiyle kusarsa bu insan orucunu kaza etsin diyor. Ramazan'da buna benzer sorular çok geliyor. Vatandaş diyor ki hocam rahatsız oldum, midem bulandı, istifra ettim. İstifra edince orucum bozuldu diye yemek yedim. Bundan ne lazım gelir? Tabi ilmihal dediğimiz, kıymetli izleyenlerim, ilmihal farzdır. Yani oruç tutan insan orucu bozan şeyleri, bozmayan şeyleri bilecek. Namaz kılan insan namazı sahih olacak şekilde muhtaç olduğu bilgileri öğrenmesi farzdır. Dolayısıyla bir Müslüman, oruçtan bir Müslüman istifra olduğu zaman oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Bu bilgiye sahip olması lazım. İşimizin adı ne? Ah kıymetli izleyenlerim, bir defasında dostlarla beraber Etiyopya'ya gitmiştik. Etiyopya'ya gittiğimizde 250 seneden beri devam eden bir medrese vardı. Medreseyi ziyarete gittik. Ancak o medreseye gitmek için de 45 dakika yol yürüdük. Çünkü araba yolu yoktu oraya. Oraya gittiğimizde bize şunu söylediler. Öyle fakirlik var, öyle fakirlik var ki Kur'an-ı Kerim köylerde münavebeten evden eve intikal ediyor. Yani bir tane Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim bu akşam benim evimde misafir. Yarın akşam komşumun evinde misafir. Bir sonraki akşam onun komşusunda misafir. Çünkü herkesin evinde Kur'an alacak parası yok, imkanı yok. Efendim Kur'an-ı Kerim bir köydeki evleri döndükte dolaştıktan sonra ikinci köye geçer. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i aşk ile heyecanla beklerler. Yani fakr-ı zaruret. Şimdi bilgiye ulaşmak çok zor değildir. Tabii sağlıklı bilgi olması lazım. Kitaplar sebil, her türlü ilmihaller vardır. Artık insanlar eline telefonu alıyor, telefonla istediği alime telefonun fetvasını sorabiliyor. Sorarak bilgi elde edebiliyor. Güvenilir fetva hatlarını arıyor. Onlardan fetva öğreniyor. Ayrıca internete girerek yine muteber sitelerden bir takım bilgilere ulaşabiliyor. Fakat insanın içerisinde din derdi olmalı. İbadeti ben kaliteli yapmalıyım derdi olmalı. Eğer insan ben ibadeti kaliteli yapmalıyım derdine sahip olursa bilinçli bir şekilde ibadet yapmış olur. Onu öğrenmek için mesai sarf etmiş olur. Dolayısıyla oruçtan bir insan kusmak orucu bozar mı bozmaz mı bunu bir şekilde öğrenmesi lazım. Şimdi aradan 50 sene geçiyor adam. 50 senede en az yani bu çocukluk çağına çıkarsa 40 sene oruç tutmuş oluyor. 40 sene oruç tutan insan 40. sene bile hala kusmak orucu bozar mı bozmaz mı bunu bilmiyorsa burada bir gevşeklik vardır. Bilinçli olarak bir işi yapmama sıkıntısı vardır. Bundan dolayıdır ki vatandaş Ramazan'da işte affedersiniz rahatsız oluyor, kusuyor. Kustuktan sonra orucum bozuldu diyor. Bozuldu inancına sahip olunca da kalkıyor yemeğini yiyor. Halbuki parmak salmadan meydana gelen, kendiliğinden meydana gelen kusmak orucu bozmaz. Bozmadığı için de orucu devam ediyor demektir. Orucu devam ederken kasıtlı olarak bilerek yemiş oluyor. Dolayısıyla bu konu önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Bir de bir insan parmak salmak suretiyle istifra yapar. Parmak salmak suretiyle istifra yaparsa bu orucu bozar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendiliğinden yani parmak salmak suretiyle değil kendiliğinden gelen kusmuk istifra orucu bozar. Kaza etmesine gerek yok. Ama parmak salmak suretiyle kasıtlı olarak eğer bir insan kusarsa orucu bozulmuştur. Onu kaza etsin diyor kıymetli izleyenlerim. وعن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء معدان بن طلحة رضي الله عن Efendimiz der ki أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه. Ebu Derda Hazretleri diyor bana şöyle bir hadis-i şerif nakletti.
enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâme ekâe fe eftara. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında kusmuş. Kustuktan sonra da orucunu açmış. Halbuki bir önceki hadis-i şerifte kusmak parmak salmadan olursa kusmak orucu bozmaz demiştik. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin kustuğunu ve dolayısıyla yani parmak salmadan kustuğunu ve dolayısıyla orucunda açtığı rivayeti var. قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ ف۪ي مَسْجِدِ دِمَشْكٍ Diyor ki Maden, bu hadis-i şerifi bize rivayet eden Maden, Ebu Derda'dan bunu duymuştu. Diyor ki فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ ف۪ي مَسْجِدِ دِمَشْكٍ Dimeşk mescidinde Sevban Hazretleri'yle mülaki oldum. فَقُلْتُ dedim ki İnne ebed derdâye haddeteni enne Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâe fe eftara. Ebu Derda Hazretlerinden duydum ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kustu ve iftar etti. Orucunu açtı yani. Sen ne dersin? Kâle sadaka, doğru söyledi. Ve ene sababtu lehu vadûehu. O abdestini bozduğunda da yani istifra ettiğinde orucunu açtı ve abdesti de bozulduğu için o dönemde o bu olayda ben abdest suyunu döktüm diyor eline. Yani olayın ben de şahidiyim demiş oldu. Ebu Davud, Tirmizi ve Darimi'de zikreden bu hadis-i şeriften zahirinden anlaşılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya istifra etmiştir. Orucu bozulmuş oldu ve iftar etmiş, yemiştir. Bir defa bu hadis-i şerifi diğer hadis-i şeriflerle de kıyasladığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman daha doğrusu aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada tuttuğu oruç nafile bir oruç olduğu anlaşılıyor. İftar etmesinin sebebi de kusması sebebiyle, mide bulantısı sebebiyle zaafa duşar olmuştur. Yani rahatsız olmuştur. Zaten oruç da nafile oruç olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada iftar ederek orucunu devam ettirmemiştir. Kıymetli izleyenlerim, kusmakla parmak yani kendiliğinden kusmakla parmak sararak kusmak arasında fark olduğu fıkıh kitaplarımızda, ilmihallerde çok açık ve net bir şekilde vardır. Dolayısıyla bu konudaki bilgi kirliliğimizi inşallah gidermiş olalım. Peki oruçlu olan bir insan dişlerini fırçalayabilir mi? Misvak kullanabilir mi? Bu konuyla ilgili Amir İbni Rabia radıyallahu anh Efendimiz der ki رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا اُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ Sayamayacağım kadar fazla aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gördüm ki oruçlu olduğu halde misvak kullanıyor. Yani oruçlu olduğu halde misvak kullandığı 1, 2, 3, 4 değil sayamayacağım kadar fazladır. Demek ki oruçlu insan diş temizliği yapabilir mi yapamaz mı? Ağız temizliği yapabilir mi yapamaz mı? Elbette yapabilir. Misvakla yapılan temizlikte herhangi bir sıkıntı yoktur. Fırçalarla yapılan temizlikte de bir sıkıntı yoktur. Bir insan diş macunu kullanmaya kalkarsa oruçluyken bunda elbette sıkıntı olur. Sonuçta diş macunu içerisinde bir takım gıdalar vardır, tatlılık vardır, acılık vardır. İnsan onu ağzına koyduğu zaman ondan alâ külli hal tadından vesairesinden istifade etmiş oluyor. Etkilenmiş oluyor. Macun kullanmak ayrı şey, fırça kullanmak ayrı şeydir. Yani diş fırçasını kullanıp dişleri temizlemek caizdir. Misvak kullanarak dişleri temizlemek caizdir oruçlu olan insan için. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu çok çok yaptığını efendim Amir İbni Rabia radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Yani bir defa iki defa görmedim diyor, sık sık yaptığını gördüm diyor. Alimlerimizin söylediği, Hanefi fukahasının söylediği, gündüz sabahtan akşama kadar oruçlu olan bir insan hangi vakitte dişlerini fırçalamak isterse bunda bir problem yoktur. Hatta
fukahanın çoğuna göre bu ağız temizliği olduğundan dolayı sünnettir. İmam Malik ve Ebu Hanife Hazretleri bunu böyle kabul ediyorlar. Yani dişleri fırçalamak doğrudur, misvak kullanmak doğrudur. Yalnız macun meselesini özellikle söylemiş oldum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz der ki, zevalden sonra, yani öğlen vakti girdikten sonra mekruhtur der. Yani öğlene kadar dişlerini fırçala fırçalayabildiğin kadar, misvakla misvak kullanabildiğin kadar kullan. Ama öğleden sonra misvak kullanmayı terk et diyor. Neden böyle diyor? Çünkü bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz şüphesiz oruçtan insanın ağız kokusu Cenab-ı Hakk'ın nezdinde miski amberden daha değerlidir. Dolayısıyla öğlenden sonra zeval vakti dediğimiz öğlenden sonra insanın açlığı yavaş yavaş başlıyor. O açlıktan doğan bir koku oluyor. O koku Cenab-ı Hak nezdinde ve rahmet melekleri nezdinde çok muteber bir kokudur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki öğlene kadar istediği kadar misvak kullansın ama öğleden sonra bu kokuyu korumak için kullanmasın diyor. Bunu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor. Hanefi fıkhındaki durumu söyledim. İmam Malik'in görüşüyle Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşü aynıdır. Yani sabahtan akşama kadar istediği kadar dişlerini fırçalayabilir, misvak kullanmış olabilir. Şimdi kıymetli izleyenlerim, demek oluyor ki dişlerimizi fırçalamakta veya misvak kullanmakta oruçlu olmanın bir engeli yoktur. Elbette Şafii fukahası bu konuda farklı davranıyor. Onlar oruçluyken misvak kullanmayı uygun görmezler. Tabarani'nin Abdurrahman İbni Garem'den rivayet ettiğine göre der ki, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz'e sordum, ben oruçluyken misvak kullanabilir miyim? Dedi ki kullanabilirsin. Dedim ki gündüz oruçluyken, gündüz vakti kullanabilir miyim? İstersen sabah kullan, istersen akşam kullan, her zaman misvak kullanabilirsin. Dedim ki insanlar akşam kullanmayı kerih görüyorlar. Ve diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan insanın ağzının kokusu Cenab-ı Hak nezdinde misten daha güzeldir. Dolayısıyla misvak kullanmak suretiyle veya dişleri fırçalamak suretiyle o kokuyu izale etmemek lazım diyorlar. Sen ne dersin? O da der ki Subhanallah. لَقَدْ اَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا بُدَّ بِفِي السَّائِمِ خَلُوفٌ بَيْنِ اسْتَاكَ وَمَا كَانَ بِالَّذ۪ي يَأْمُرُهُمْ Evet. Yani diyor ki Subhanallah, tacip ediyorum. Misvak kullanmayı emreden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olan insanın ağzındaki kokuyu da biliyor. Buna rağmen misvakı emrettiğine göre burada bir problem yoktur diyor. Elbette biz burada Hanefi fukahasının görüşünü ve hatta diğer fukahanın görüşünde saygıyla karşılarız. Hanefi olanlar elbette kendi mezhep kriterlerine uyarak misvak her türlü kullanabilirler. Şafii mezhebindeki kardeşlerimiz de elbette onların da kendilerine göre delilleri vardır. Onlar da bu konuda gösterdikleri ihtimam neyse ona dikkat etmeleri uygundur. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Peki oruçlu olan bir insan gözüne damla damlatabilir mi? Göz tedavisi olabilir mi? Diyor ki Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz, Câe racülün, adamın bir tanesi geliyor, ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, Kâle işşekeytü ayneyye, yani gözlerimde rahatsızlık var, ya Resulallah dedi. Efe ektehilu ene saimun, oruçluyken gözlerime sürme sürebilir miyim? Demek ki o sürme göz ağrısına fayda veren bir sürmedir. Ben oruçluyken gözümdeki ağrı sebebiyle kühül sürebilir miyim? Ya veyahut da göz damlası damlatabilir miyim diyelim.
Kale naam, olabilir dedi. Şimdi kıymetli izleyenlerim, bir insan oruçluyken göz damlası damlatması caizdir. Gözüne damlatılan damlanın tadını genizinde hissetse de zarar etmez. Demek ki göz damlası orucu bozmaz. Gözünde rahatsızlık olan bir insan göz damlası kullanmasında da herhangi bir sıkıntı, sakınca yoktur. Anlıyoruz bu hadisi şeriften. Bir başka konu var. Bir insan oruçluyken hararet yükseldi, efendim susadı, aşırı derecede sıcak var. Bu insan duş alabilir mi? Veya ıslak bezlere sarılabilir mi? Veya ağzına su alıp işte hararetini gidermek için içmeden, yani yutmadan ağzını çalkalayabilir mi? Yani oruç tutuyor. Hararet yükseldi. Bu hararet karşısında efendim üzerine su serpmesi veya suya girip çıkması, duş alması veyahut da ağzına su koyup boşaltması, mazmaza yapması oruca zarar verir mi, vermez mi? وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sahabe-i kiram رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ bir kısmından mervidir ki şöyle demişlerdir. لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ Mekke ile Medine arasında arş denen bir yer var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i diyor, orada gördüm, يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ mübarek başına su döküyordu ve huve saimun oruçlu olduğu halde. Neden su döküyordu? مِنَلْ عَطَشِ susuzluktan sebep. Yani susamış, hararetini gidermek için mübarek başına efendim su döküyormuş. Demek ki minel ataşi ev minel harri. Susadığından dolayı veya hararetin çokluğundan dolayı bunu yapıyor idi. Kıymetli izleyenlerim, bir insan oruçluyken duş alabilir mi? Hararet bastı, susuzluk bastı. Duş alabilir mi? Veya buna benzer işte ağzına mazmaza yapabilir mi? Kafasından aşağı su dökebilir mi? Ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin döktüğü burada zikredilmektedir. Bir defa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapmakla bunun caiz olduğunu, orucu bozmadığını bize rahmet peygamberi olarak göstermiştir. İki, Ebu Hanife Hazretleri ile İmameyn'in görüşü veya İmam Ebu Yusuf'un görüşü burada farklıdır. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi der ki, bir insan oruçluyken hararet bastı diye duş alabilir, kafasından aşağı su dökebilir. Bunun herhangi bir mahsuru yoktur. Ebu Hanife Hazretleri ise bunda bir kerahat vardır, pek hoş değildir der. Tabii bakış açısı önemli burada. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi diyor ki, bu insanın diyor böyle yapması, yani kafasına su dökmüş olması, duş almış olması, tabii orucu bozmayacak şeylere dikkat etmek şartıyla. Yani ben Allah'ım oruçluyum, oruca devam edeceğim, direniyorum, elimden gelen her türlü mücadeleyi veriyorum, orucumu bozmuyorum. Oruca karşı direncini daha da artırabilecek tedbirlere başvurduğundan dolayı takdire şayandır der İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife Hazretleri de olaya, yani bu sonuçta bir oruçtur, burada insan sabırla imtihan ediliyor, sabredip efendim nefsin arzu ve isteklerine meyletmemesi lazım. Bir tembellik, atalet, yani ben biraz sıkıştım bu kadar, biraz daha sıkışırsam ne olacak gibi bir yanlış soru işaretine yol açmaması lazım diyor. Sonuç olarak Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh'in fetvası daha çok muteberdir bu konuda diye hatırlıyorum. Bir insan Ramazan'da çalışıyordur, gerçekten hararet çok basmıştır. Bu insan duş almış olsa kulağından, ağzından, burnundan içeri bir şey girmeme kaydı şartıyla orucu bozulur mu? Bozulmaz. Mekruh mudur? Duruma göre mekruh değildir diyebiliriz. İmam-ı Azam Hazretleri pek tasvip etmez bu tutum ve davranış. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمْ Oruçlu ile ilgili bir mesele de kan aldırması caiz midir, değil midir? Bir insan oruçluyken kan alması başka şeydir,
kan vermesi başka şeydir. Oruçlu olan bir insanın kan vermesi orucunu bozmaz. Ancak kan vermek o kişiyi zaafa uğratıp orucunu tutmakta sıkıntıya yol açacaksa bu mekruh olur. Kan almak elbette orucu bozar ama kan vermek, yani hastanın kan alması, oruçlu olan insanın başkasından kan alması vücuda bir giriş olduğundan dolayı orucu bozar. Ancak kan vermesi, başkasına kan vermesi orucu bozmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Bekî denen yerde adamın bir tanesi gelmiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etâ racülen bil Bekî. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bekî bölgesine uğradığında baktı ki adamın bir tanesi yahtecim. Hacamet yapıyor, yani kan aldırıyor kendisinden. Ve huve âhidun biyedi litemâni aşretin halet min Ramazan. Ramazan'dan 18 gün geçti halde. Elimden tutmuş o adam. Efendim bir taraftan kan aldırıyor. Ramazan-ı Şerif'in işte 18. günü. Fekâle eftaral hâcimu vel mahcûm. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada kan alan da kan aldıran da bunlar iftar etmişlerdir diye buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi tabii diğer hadis-i şeriflerle de birleştirdiğimiz zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiye niteliğinde bunu söylediği anlaşılıyor. Yani bu kan aldıran kişi zaafa uğrayıp orucu tutmakta sıkıntı yaşayacaktır. Doğru yapmamıştır anlamındadır. Öyle tefsir ediyor onu hadis-i şerif şarihleri. Bu konuyla ilgili diğer hadis-i şerifleri de birleştirdikleri zaman bu çıkıyor. Eskiden kan aldırma işini hacametçiler yaparken böyle boynuz koyarlardı ve çekerlerdi böyle, hani kan alan kişi emerdi. O şekilde kan çekerdi. Dolayısıyla burada kan çeken, ihticam yapan kişinin Allah muhafaza, o oruçluysa ağzına o kandan kaşma tehlikesi olduğundan dolayı onun için bu ifade kullanılmıştır. Kan aldıran kişi de hacamet sebebiyle zaafa düşüp orucunu sıkıntıya düşürme tehlikesinden dolayıdır deniyor. Çünkü bir sonraki hadis-i şerifi görelim. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizim kitabını okuduğumuz Mişkâtül Mesâbih sahibi müellif diyor ki وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّسَ فِي الْحَجَامَةِ, yani kan aldırmak orucu bozmaz diyenler تَعَرُّلًا لِلْاِفْتَارِ, yani bu insan zaafa düşer, oruç tutmaya gücü yetmez, orucu bozmakla karşı karşıya kalır. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna bu tavsiyede bulundu. Yani dikkat et, oruçluyken bunu yaptırma, en azından gündüz yaptırma demiştir. Vel hacim le ennehu la ye'menu min en yasile şeyun ila cefi bimassil velazimi. Yani kan alan kişi de emmek suretiyle kan yutma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için o da bu işi yapacaksa akşamdan sonra yapmış olsun. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'den ihteceme ba'dema kâle eftaral hacimu vel mahcum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullandıktan sonra kendisi de Ramazan'da ihticam, yani oruçluyken kan aldırdığını biliyoruz diyor. Eğer orucu bozsaydı kendisi kan aldırmazdı. Kıymetli izleyenlerim, bu konuda iki hadis-i şerif daha okuyacağız. Men eftara yevmen min ramazana min gayri ruhsatin ve la maradin lem yakda anhu savmu dehri kullihi ve insamehu. Bir insan bilinçli bir şekilde Ramazan'da bile bile orucunu bozsa, yani bile bile yemez, bile oruca başlamadı, yani adam orucunu kasıtlı olarak yedi. Bu insan bir sene oruç tutsa o bir gün Ramazan tutacağı orucun yerine kayım olmaz. Yani Ramazan'da bir gün oruç tutan bir insan, o tuttuğu oruçtan aldığı sevabı kasıtlı olarak Ramazan'da yese, sonra bir sene oruç tutsa, o bir senelik oruçtan aldığı sevap o bir günlük oruca karşı gelmez diyor
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kem min sâimin leyse lehu min siyâmihi illa zama ve kem min kâimin leyse lehu min kıyâmihi illa seher. Nice oruç tutanlar var ki tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalır ona. Nice geceleri kalkıp efendim namaz kılanlar var. Kıldığı namazdan sadece uykusuzluk kalır kendisine. Yani tutulan oruç kriterlerine uygun olması lazım. Kılınan namaz da kriterlerine uygun olması lazım. İnsan yoksa kendi kendini aldatmış olur diyor. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bütün ibadetlerimizde kriterlere uyarak kamil ibadeti yapabilmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.